Konu komşu alışveriş yapmaktan çok dert anlatmak için dükkanına gelmeye başlayınca sabrı taştı. Mahallenin güzin ablası isyan bayrağını çekti. Artık kimse sorunlarını anlatmaya gelmesin diye de iş yerine dert tarifesi astı. Niye o da benim kilolarımdan? Müşteriden daha çok komşuların gelip bana dert yanmasından illallah geldi. Bıktım, dinlemekten usandım. Beyin kaldırmıyor, başım kaldırmıyor. Ailevi dertler 10, genel dert 15, koca derdi dinleme 20 lira. Tamamen espri olsun diye, dedim ki belki caydırıcılığı olur diye şöyle bir yazı yazdım. Gözyaşı dökmek ekstra. Tamamen espri, böyle bir ticaret yok. Kesinlikle söz konusu bile olamaz. Konu komşunun derdini dinlemekten bıkınca dükkana bu yazıyı astı. Sosyal medyada beğeni yağdı. İşte onun kocası şöyle olmuş, onun karısı böyle olmuş, kızı böyle olmuş, oğlu illallah geldi bana. Antalya'da giyim mağazası işleten 3 çocuk annesi Arife Bircan'ın başı mahalleliyle dertte. Buraya dert anlatmaya gelen kadar müşteri gelseydi şu an İhya olurdum. Başım ağırlığa giriyor, migrenlerim tutuyor. Hani çözüm de yok. Herkesin derdini, tasasını dinlemekten bıktı, usandı. Mahallenin güzin ablası olup çıktı. Belki anlayan olur, vazgeçerler diye dükkana bu dert tarifesini astı. Eşref saati vardır, bir de kaba olacak eşek saati vardır. Bazen eşek saatime geliyor, tersliğe de biliyorum. Yıllardır herkesin sorunlarını dinleyen Arife Bircan artık anlayış bekliyor. Hiçbir derdim yok çok şükür ama işte başkalarının derdinden benim psikolojim bozuluyor. Çok önemli bir sıkıntı da başka bir sıkıntı.